Göz kapağı ameliyatlar yani blefaroplastika dediğimiz ameliyatlar üst ve alt olmaktan ikiye ayrılır. Üst göz kapağı ameliyatlarını biz kimlere icra edirik? Mesela gün içinde hastaların şikayeti bu olur. Sabah uyandığımda hiçbir problem yoktur. Akşama doğru göz kapaklarım düşür, gözlerimi açmakta çetinlik çekirəm ve görme alanıma məhdudiyet yaradır. O zaman bu hastalara biz üst göz kapağı blefaroplastikası ameliyatını hayata geçiririk. Veyahut hastalarımız olur, sabah gün içinde görünüm olarak hasta fotoğrafta çekildiğine veyahut etrafındaki insanların ona geri dönüşü her zaman çok yorgunsan, ne olubdu, yatamamsan bu şekilde suallarla müraciət edirlər. Bu hastalarda da üst göz kapağının blefaroplastikası ameliyatlarını icra edirik. Bir de alt göz kapağı ameliyatları var. Esasen hanımlar bu şikayetlerle bize başvurur. Alt göz kapaklarında torbalanma olur. Yaşlaştıkça bu orbicularis oculi dediğimiz göz əzələlər var. Bu əzələlər zayıflayır ve oradaki yağ toxumaları fıtıklaşır. Yani grija olur. Bu fıtıklaştığı zaman da orada göz altında torbalanmaya sebep olur ki biz de bu göz altındaki torbalanmaları alt göz kapağı ameliyatlarıyla, blefaroplastikasıyla yok edirik. Alt göz kapağı ameliyatlarımızı genel anesteziyle edirik ama üst göz kapağı ameliyatlarımızı lokal, yani sadece hastayla danışa danışa, küçük bir iğneyle o alanı uyuşturarak o şekilde ameliyatı hayata geçiririk. Ameliyattan sonra hastalar hemen eve gidebilir. 3 gün sonra hatta iş başı edilir. Sadece bir hafta üst göz kapaklarında ince bir sargısı olur ki onu da bir hafta sonra dikişlerle beraber hamısını çıkarırız.